ve eğitime destek buluşmamız maalesef... Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, 1 Eylül'de gerçekleşecek olan 3. Sivas Gardaşlık Buluşması'nın ertelendiğini açıkladı. Alanında olacaktır her zaman. Kocaeli TV'ye konuşan Zortaş, ertelenmenin nedenini olumsuz hava koşulları olarak ifade etti. Bu yıl 3.sünü düzenleyeceğimiz gardaşlık buluşmamız maalesef iptal etmek zorunda kaldık. Bununla alakalı sosyal medyada, internet sitelerinde ve davetiyelerle davet etmiş olduğumuz Sivaslı, Kocaeli'li hemşerilerimizi, misafirlerimizi bilgilendirme sürecine girdik. Bunun için de yine en büyük yayın organlarından Kocaeli TV vasıtasıyla da tüm kamuoyuna bildirmek isteriz ki 3.sü gerçekleşecek olan Sivas Gardaşlık ve Eğitime Destek Buluşmamız maalesef hava şartlarından dolayı 15 Eylül Pazar gününe ertelenmiştir. Yine aynı yerde Kartepe Seka Kamp mesire alanında olacaktır. Her zaman olduğu gibi aynı coşkuyla, hatta sürecin ilerlemesinden dolayı daha kalabalık, daha fazla insanımıza erişme fırsatımız olacak. Kocaeli'den, Sivas'tan ve bölgedeki yine hemşerilerimizin katılımları olacak. Sivas'tan bürokrasi, İstanbul'dan yine Sivaslı bürokratlarımız Kocaeli protokolü programımıza katılacaklar. Biz bütün Kocaeli, bütün Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Çok güzel, çok büyük bir organizasyon olacak. Diğerlerine şahit olmuştunuz. Bunu da diğerlerinden daha büyük, daha güzel organize olarak, geçen seneki deneyimlerimizi kullanarak daha iyi bir şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan Sivas köftesini 2 yıldır ikram ediyoruz. Bu yıl da Sivas köftesi olacak. Yine geçen sene olmuştu. Bu sene de alışveriş sokağımız olacak. Alışveriş sokağımızda yöresel ürünlerimiz, yiyeceklerimiz, Kocaeli Spor Store ve Sivas Spor Store mağazaları, yine hediyelik eşyalar, takılar, şarküteri ürünleri, bunların yer aldığı bir yöresel alışveriş sokağımız olacak. Yine 7 sanatçımız var. Bu sanatçılarımız gün içerisinde sahne alacaklar. İşte kimler var? Aşık Veysel'in sazının olduğu Şentürk İyidoğan, Şentürk Usta var, saz ustası. Şükrü Çıplak Kılıç var, yine solo şekilde türkü söyleyecek bizlere. Grup Çinko var. Halay ve yöresel oyunlarda bayağı kabiliyetlidir grubumuz, hemşerilerimiz. Onlar çıkacaklar. Yine Özlem Çelik yer alacak, bu sene sahne alacak programımızda. Saymakla bitmiyor. Ercan Bayraklı var. Sivas Spor Marşı'nın sahibi. O yer alacak. Tamer Günaydınoğlu var yine bölgemizin sanatçılarından ve 2 yıldır olduğu gibi bu yılda yine finali Ayaz Aydın'la yapacağız. Şu an 7 sanatçımız var. Sabahtan akşama kadar hem sahnemiz dolu dolu olacak, hem alışveriş sokağımız dolu dolu olacak. Çocuklar için oyun alanları kurulacak. Çekilişler olacak. Geçen sene de olmuştu. Ondan önceki sene de yine yapmıştık. Alanın tamamını en iyi şekilde hemşerilerimize ulaşarak. Zaten bir motto vardı biliyorsunuz, diyorduk ki biz bir günlüğüne size Sivas'ı yaşatacağız diyorduk. Bir günlüğüne Kocaeli'de Sivas'ı yaşatacağız. Kocaeli'li ve Sivaslı hemşerilerimizle birlikte. Bütün, yani burada sadece Sivaslı olma şartı yok. Bütün Kocaeli'deki bütün hemşerilerimiz davetli. Kocaeli hemşerilerimiz davetli. Yani Sivas'ın sofrasını, Sivas'ın halayını, düğününü biz burada bütün Kocaeli'lerle paylaşacağız.